Garip Galaktik Kitap Kulübü Üç kütle problemi bu hafta masaya yatırılıyor. Merhabalar efendim, nasılsınız? İyiyiz efendim, sizler nasılsınız? Biz deyiz çok şükür. Kitap Kulübü'nde tekrar buluştuk. Bugünün kitabı Three Body Problem. Yani 3 gövde problemi, 3 kütle problemi nasıl çevrildi? 3 kütle problemi üç demek kütle daha doğru problemi. Olur. Benim tam Türkçesini bilmiyorum. Kitabın adını yani. Evet, yazarımız Zixin Liu. Çinli bir yazar. İsterseniz önce bir yazarımızı tanıyalım, sonra kitabımıza geçelim. Hay hay efendim. Zixin Liu 1963 Pekin doğumlu. Ama Yangquan şehrinde büyümüş. Annesi ve babası kültür devriminde takıldım. Odaklanmaya mı çalışıyorsun? Kaynaklarına odaklan. Kaynaktan odaklanmaya çalışıyorum, evet. Çok kitap dolu. Çalıştırılmış. Kitap dolu dolu bir kitap. Notlar notlar arasında kayboluyor. Notlar karıştı, evet. Şimdi kültür devriminde insanlar bazı yerlerde birçok insan çalışmaya zorlanıyor. Bunun yazarımızın da annesi babası madenlerde çalışmaya zorlanıyorlar. O yüzden genç yaşında aslında anne babasından ayrı yetişmek zorunda çalışıyor. Sanırım büyük annesi, büyük babasının yanında yetişiyor. Luoshan diye Henan bölgesindeki bir bölgede. Ondan sonra işte hani hayatını etkileyen olaylar, bunlar kitapta da çok yer almış şeyler aslında. Kuzey Çin Üniversitesi'nde mühendislik okuyor. Bilgisayar mühendisi olarak Shaanxi'de işte çalışıyor. Bir enerji santralinde çalışıyor. İşte 20'li yaşlarına gelmeye başladığı zaman batılı bilim kurgu yazarlarından okuyarak etkilenmeye başlıyor. Kendisi en çok George Orwell ya da Arthur C. Clarke gibi yazarların kendisini çok etkilediğinden bahsediyor. Başta kısa hikayeler yazıyor. İlk yazdığı hikaye China 2185, 1989'da yayınlanıyor. En ünlü olduğu kitap aslında bu üç kütle problemi, Three Body Problem'ı 2007'de yayınlıyor. Kısa hikayeleri demişken, bu Netflix'te film olan Wandering Earth filmi de yine bu adamın kısa hikayeleri. Bir kısa hikayesinden, evet. Bu üç kütle problemi aslında bir üçlemenin ilk kitabı. Sonradan iki kitabını daha yazarak bunu Remembrance of Earth's Past, yani dünyanın geçmişini hatırlama üçlemesinin ilk kitabı bu. 2014 yılında Çin hükümeti Kültür Bakanlığı'nın bir girişimiyle Ken Liu çevirimini yapıyor Tor kitapçılık için. İngilizce. Ve İngilizce'ye çeviriyor ve 2015'te de Hugo ödülü alıyor bu kitapla. Bu arada bu kitabı ilk başta 2006'da bir dergide böyle bölüm bölüm yayınlanıyor. 2008'de kitaba dönüştürülüyor Çince olarak. Sonra 2014'te İngiliz çevirisi. Hani bayağı da vakit süre geçmiş arada. Bir 6 sene sonra. Evet ve İngilizce çevirisi yapılmadan önce Çin'de bayağı bir kitabı çıkıyor ve çok ünleniyor. Yani Çin'in en büyük bilim kurgu yazarı olarak geçiyor. Hatta ne ödülü diyorlardı ona, bir sürü kazandığı bir Çin'de galaksi ödülü. Galaksi ödülü kazanıyor 15 kez galiba. Evet. Çin'de ondan bayağı sonra ödüllendiriyorlar. Dizileri ve filmleri de çekiliyor Çin'de. Sonra işte ikinci kitap ve üçüncü kitap. İkinci kitap Dark Forest.
Kara Orman. Karanlık Orman ve dördüncü kitap şey üçüncü kitabı da Death End, yani Ölümün Sonu kitapları. Onlar da İngilizceye çevrildi. Hatta üçüncü kitap Locus ödülü almış 2017'de. Şöyle Bu ilginç arada tabii, yani içinden. filme çevirmelerinden bahsetmişken şey de bahsedelim. Bu Three Body Problem kitabı da Çin'de çekilmeye çalışılmış ama yayınlanmamış mı? Bir şeyler olmuş. Bir örümceğe Film girmiş sanırım. çekilmiş ama yayınlanamamış. Çünkü işte bu, yani Sansüre şöyle takılmış galiba. çekimleri yok, çekimleri şey yani şey firma, prodüktör firma çekimleri beğenmemiş. O yüzden yayınlanmasını Anladım. karşı çıkmış. Bir ara Amazon satın almaya çalışmış. Fakat ona da izin vermemişler. Bu olmadığı ortaya çıkınca Netflix kendisi bir adaptasyon için düğmeye basmış. Hatta David Benioff ve D.B. Weiss'ın da Game of Thrones'un yazarları olarak hatırlanır. evet, onların da işin içinde olduğu söyleniyor ama orada da bazı problemler var. Özellikle de yazarın 2019 yılında bir röportajı yayınlanıyor. Biraz işte Amerika'da hoşa gitmeyen görüşleri var. Sadece Amerika'da da değil aslında. Onları da belki şimdi konuşmanın tam zamanı. Hani Cumhuriyetçi Parti Netflix'e bir mesaj gönderiyor, bir mektup gönderiyor ve bu, bakın sizin yayınladığınız, çektiğiniz dizinin yazarının görüşlerini biliyor musunuz diye. Görüşleri de şöyle. Yani demokrasiden çok yana değil. Öyle şey yapalım. Yani daha doğrusu şöyle. Çin'de demokratik bir yönetim sisteminin işlemeyeceği yönünde bir inancı var. Eğer işte bu otoriter rejim biraz yumuşamaya başlarsa işte Çin dağılır diye bir düşüncesi var. Birazcık da bu Çin'in Sincan yöresindeki Uygur Türklerine uyguladığı politikaların da arkasında duruyor. Şimdi özellikle de bu işte Sincan Uygurlarına yapılan işte toplama kamplarında işte onların indoktrinasyondan geçirilmesi, işkence ve hatta işte ölümlerin olduğu da söyleniyor. Bunlara yönelik olan açıklamalarından dolayı hani bir mektup göndermiş Cumhuriyetçi senatörler. Netflix'in de cevabı, yani hani o yazarın görüşleridir. Biz hani şeyle ilgilenmiyoruz. Biz diziyle, konuyla ilgileniyoruz sadece. Bir şey var. Orada bir problem var. Yani 2020'de çekilmeye başlamış ama da hala şey olmadığına göre, yayına geçemediğine göre orada biraz problem var. Önümüzdeki zamanlarda bu şey olur mu? Bakacağız. Dizisi gelecek mi? Bakacağız. Ama yani Evet, hani bu daha önce de şey bir diyelim, konuşmamız vardı. evet. Sanatçıyı sanattan ayırmak lazım mı? Evet. Evet yani. Sorusuna geliyor gene. Hani politik görüşlerine katılmadığımız yazarları da burada ele almıştık. Yani. Yani katılamayacağımız bazı görüşlerin de olduğunu burada söylemekte fayda var. Tabii yani kendi kültürünün insanı bir yandan da işte hani Çin'deyken işte onu da az önce konuşuyorduk aslında. Yani böyle bir baskı rejiminin altındayken ne kadar özgür düşünebilirsin, o da bir soru işareti. Evet. Ama şunu da biliyoruz ki yani hani Jackie Chan gibi ünlü isimler bile yeri geldiğinde şey yapabiliyorlar. Çin'in bu politikaların arkasında durabiliyorlar. Yani bir yandan da hani bir tarafını göstermişken öbür tarafını da göstermemek olmaz. Tabii hani tamamen kabul edilemez bu Sincan'da yapılanlar elbette. Yani insanları toplama kamplarına toplayıp da orada işte bir devlet görüşünü empoze etmeye çalışma kabul edilebilecek bir şey değil. Bir yandan tabii Çin hükümetinin söylediği de, yani bunların arasından çok şey çıkıyor, terörist çıkıyor. Şöyle
Bunu da belki yani şey olmasa da hani Çin hükümetine katılmasak da şunu da kabul etmek lazım ki Uygur Türklerin arasından da bayağı bir şeriatçı şeylerin terör örgütlerinin mensubu da çıkabiliyor. Yani tamamen İşte bu asılsız şeylerde değil. antiterörizmle soykırım arasında ince bir çizgi. Değil mi? Yani sonuçta hani bunu iddia ediyorlar ama çoluk çocuk, ana baba, dede, nine hep beraber kampa sokup orada baştan aşağı böyle bir şeyden de geçiriyorlar. Yani şimdi bunun işin derinlerine girersek bunun içinden çıkmak mümkün değil. O yüzden Ve bunu böyle olduğunu belirtip bırakalım. Evet. şey, bunun en güzel örneği belki de hani bu Sincan olaylarını en fazla itiraz eden ve karşısında duran ülke Amerika. Bu buradan işin Bir karışıklığını yandan öyle ve hiç gıkını çıkartmayan da Müslüman ülkeler. da veriyor. Evet. Yani bizim ülkemizde dahil olmak üzere bütün Müslüman ülkeler. Yani Müslüman ülke de demeyelim. Yani şey hani toplumunun büyük kısmı Müslüman olduğunu iddia eden ülkelerden gık çıkmıyor. Yani bunların içinde Suudi Arabistan'dan başla Türkiye'ye kadar. Yani ne kadar güzel bir din kardeşliği değil mi? Sadece din de değil. Neyse. Ortaokul lise Uygurlar Türktür diye Ha bir de evet. anlat. Onu da Ha bir de o var. düşünürsek de evet, Türkiye Ya öyle. Cumhuriyetleri de Evet. katsan o şeyin içine listeye. Evet. Evet. Cebine konuşan bir yönetimle. Neyse. O çok girmeye gerek yok. Yani bu konuyu merak edenler zaten takip de ediyorlardır. Şu an ne olup ne bittiğini, kimin ses çıkarttığını. Buna en çok ses çıkartanlar tabii Avrupa ve Amerika dediğin gibi. Evet, biz sanatçıyı kenara bırakıp şimdi sanatına konuşmaya devam edelim. Şimdi sanatından konuşmak için aslında bence başlangıçta iki şeyi konuşmamız lazım. Bir tanesi kısa bir Çin tarihi belki. Çünkü hikayenin yarısı geçmişte Çin'in geçmişinde geçiyor. Kültür devrimi zamanında geçiyor. Yarısı da şimdiki zamanda geçiyor. Kendi aramızda şöyle konuştuk. Bu muhtemelen iki bölümlük bir yayın olacak. Bir kronolojik olarak gidelim dedik. Çünkü kitap çok atlıyor. Hem günümüzde geçiyor hem geçmişe Yani atlayıp zıplayarak anlatırsak belki biraz karışır diye. çok çok atlamıyor ama blok halinde bir geçmişe bir kitabın bir yerinde bayağı geçmişi anlatıp tekrar geri geliyor. Biz onu kronolojik hale sıraya soktuk şimdi. Zaten Evet. programımızın hani konsepti olarak hani okuyup da gelin diyoruz. Spoilerlar zaten Hı. gani gani. O yüzden de şimdi hazır okumuşsunuzdur. Şimdi bir kronolojik olarak anlatacağız diye düşünüyoruz. Evet. Bir kısmı tarih. Şimdi ikinci kısmı da matematik ve fizik diyelim. Çünkü üç kütle problemi kitabın ismi nereden geliyor onu da biraz tartışmak lazım. Ama ilk önce tarihi bir aradan çıkaralım isterseniz. Yani kısa böyle yani bu Çin tarihi hani milattan önce 2000'lerden başlıyor şimdi. Konu şey yapamayız da. Çin'in Son zamanlarda yakın bu tarihi hikayeye diyor. yakın. Ha, ne olmuş yani? Yani bu 1966 ile 1976 yılları arasındaki kültürel devrim, Mao'nun liderliğindeki. evet yani şöyle aslında da şey hani Çin hani bu hanedanlıklar dönemi falan 1912'de bitiyor. Ondan önce de bir şey var tabii. Yani bir İngiliz sömürgesi olarak bayağı bir zaman yaşamak zorunda kalmışlar. Sonra iç savaşlar oluyor falan. 1912'de Çin Cumhuriyeti ilan ediliyor. Ondan sonra yine iç savaşlar. Çünkü işte hem milliyetçiler tarafı var, hem komünistler tarafı var. Ama yani hem ezilmiş ve sömürülmüş bir halk olarak komünizme daha yatkın, daha şey bir topluluk var. Onlar da iktidara geldikten sonra 1949'da sanırsam yanlış hatırlamıyorsam Çin Halk Cumhuriyeti ilan ediliyor. Çin Komünist Partisi ve Mao'nun altında. Orada bir toplum mühendisliğinin hakikaten büyük bir acılı bir tarihi var orada. Evet. Çünkü yani Çin'i Mao kendi şeyinde kafasında bir tarım toplumundan bir endüstri toplumuna geçirmek amacıyla birçok plan uyguluyor ve bu planların büyük bir kısmı da
Kağıt üzerinde güzel ama işte şeyde gerçeğe yansıtmaya çalıştığın zaman büyük ölümlere, büyük kıyımlara bir büyük hatalardan dolayı şeyler oluyor. Bir Yani de bu noktada yaklaşık 3 senelik. bir dipnot düşmek istiyorum. Yazarın hani örnek aldığı yazarlardan birisi de George Orwell. O da sonuçta 1984 romanını yazarken bu tip hani işte aslında komünizmin bu hale gelmiş versiyonuna bir uyarı kitabı olarak yazmıştı zamanda. Adamın da sevdiği bir şey olması belki de yakın geçmişin zaten ona dayalı olmasıyla alakalı olabilir diye düşünüyorum. Evet, yani aslında senin de söylediğin gibi biraz kitabı okurken şu kısmı biraz ilgi çekiyor. Gerçekten geçmişe yönelik eleştirel bir bakış açısı Evet. var. Yani hani 1984 dedin, o işte Stalinizmi eleştiren bir kitaptı. Burada da gerçekten bu kültür devrimini eleştiren bir bakış açısı var. Yani şöyle 59 ile 61 arasında öyle bir Çin'de açlık olmuş ki bu şeylerden dolayı, işte ileriye atılım harekete diye, işte kağıt üzerinde bu insanları şuna yapalım, şunu buraya yapalım falan diye böyle, yani çok güzel böyle şey planlar, programlar kurmuşlar ama şey yapamadıkları için, yani tarımı düzenleyemedikleri bir, ikincisi dağıtımı düzenleyemedikleri için, üçüncüsü de ya otoriter bir rejim ve otoriter rejimlerde her zaman insanlar tepedekilerden korktukları için yalan söylemişler. Yani işte buğday depolarımız dolu, pirinç depolarımız dolu, işte devrimimiz şanıyla ilerliyor, önümüzde hiçbir engel yok diye şey yaparak, pohpohlayarak, hani ekonomik sıkıntı yok falan filan diyerek bir bakmışlar ama 3 sene boyunca dünya tarihinde en acı açlık şeyi çekilmiş. Yani hani buradaki rakamlar korkunç. 15 ila 55 milyon insan arasında bir şeyden bahsediliyor. Katliamdan bahsediliyor. Yani insanlar ölmüşler. Ve bunun üzerine 61'den bunlar yaşandıktan sonra 66 ile 76 arasında bir de kültür devrimi var. Ve bu kültür devriminin içinde başlıyor bizim hikayemiz. Evet. Kültür devriminde de yapılanlar işte büyük oranda aslında işte yani burada anlatılanlardan işte eğitimli insanları burjuvazi olarak gördükleri için onları ezme ve onları işte hani kapitalizmin birer şeyi olarak görüp, neferi olarak görüp, hadi siz gelin biz size komünizmi öğreteceğiz diye onları alıp işte tarlalarda çalıştırma, yollarda çalıştırma, işte ormanlarda kesim şeylerinde çalıştırma, hatta işte yazarımızın annesi babası olduğu gibi madenlerde çalıştırma. Yani bildiğin üniversite profesörlerini alıp sen madende çalışacaksın artık diye götürmüşler. Şuna Mesela. benzetiyorum ben olayı. Bilmiyorum doğru bir benzetme olacak mı sizin açınızdan da. Düz dünyacıların her şeyi yönettiği ve onlara inanmayan herkesi de köleleştirdiği bir sistem gibi. Valla düz dünyacılara gerek yok bence. Siyasal İslamcıların yaptığı gibi aynı şey. Çünkü yani sonuçta burada da hani doktorlar beğenmiyorlarsa gitsinler denilen bir ülkeyi yaşıyoruz biz. Hani Ben şey biraz daha globalleştirmeye çalıştım problemi. hayır, ben yani açıkçası kitabı okurken günümüzden çok şey hissettim. Çok yakın Bu hissettim yani. Şu şey anda otoriter bir yönetim altında yaşıyoruz. Evet. bu kontrolcü her adımını yanlış attığın anda üstüne çöken Evet. o hissiyatı muhteşem vermiş yazar. Cehaletin yönetimi. Evet. Tamamen bir cehalet yönetimi. Yani en vasıfsız ve en kanı kaynayanlar en tepede.
Büyük oranda da Bir de bu dönemin böyle hani bilip şey, kullanmışlar. bu dönemin bir de hani fikirleri de öldürmeye yönelik de şey var. Önemli bir Evet. noktası var. Şimdi ilk sahneye Doğru. de yavaştan bağlantı kuracağım. İşte bu denunciation rallies ya da işte tam Türkçesini bulamadım ama ihbar mitingleri diye çevirmişler. Ama herhalde birebir çevir o sanırım. İşte bir fikir adamını alıp ortaya, işte sen işte böyle yaptın bilmem ne, adam böyle elini kolunu bağlayıp bir şeyin kalabalık bir top güruğun önüne koyup işte sen böyle ihanet ettin, sen hainsin bilmem ne diye böyle suçlayaraktan adamın hani kendi ağzından fikirlerini işte şey tersine itiraf edecek mi falan gibi böyle zorlayıp ondan sonra büyük oranda da adam kişinin öldürülmesi sonuçlanan şeyler var, böyle oturumlar var. Evet, yani şimdi ilk sahneden bahsediyorsun. Evet, ilk İşte saniyede böyle bir yavaş geçiş yapayım dedim. Yeo Zetai diye bir fizik profesörü var. İşte Tsinghua Üniversitesi'nde. Ve onun dediğin gibi işte öğrencileri tarafından böyle boynuna zincirler takılarak işte bir meydana çıkarılması, dövülmesi, aşağılanması ve şeyle başlıyoruz. Hakikaten dediğin gibi hani bilgiye ve bilen insanı aşağılama, reddetme aslında. Denunciation Evet. Evet, reddetme. reddetme oturumu gibi bir şey. Evet. Reddetme Böyle bir konusunda ritüel var. relativiteye nasıl inanırsın, nasıl öğretirsin bunu? Newton fiziği varken relativite mi olur? Bak Evet. şimdi çok ilginç de. Şimdi hakikaten şöyle bir şey. Bu pasajı okurken şey aklıma geldi. Şimdi Einstein'ın yani görecelik kuramı hakikaten bayağı bir süre insanlar tarafından reddedilmiş. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı sırasına baktığın zaman, biraz erken aslında, birazcık daha öncesine baktığın zaman Almanya'da olan gelişmelere, şimdi oradaki antisemitizm, yani Yahudi düşmanlığı, hani yavaş yavaş böyle olgunlaştığı için, hani böyle birden ortaya çıkmış bir şey değil. Avrupa'da o zamanlar hakikaten, sadece Almanya'da da değil. Yani İngiltere'de, işte kıta Avrupa'sında falan bir Yahudi düşmanlığı şeyi var. Fakat üniversitelerde şu şekilde kendini göstermeye başlamış onlar. Applied physics, yani uygulamalı fizik derslerine genellikle işte Yahudi olmayan safkan Almanları getirip, çünkü yani uygulamalı fizik demek bu iş hani uygulaması olacak demek, yani bunun bir yere varacak bu demek. O yüzden şeyleri, Yahudi olanları genellikle teorik fiziğe doğru itmeye başlamışlar. Ama işin komik tarafı, Yahudiler teorik fizikçiler oldukları için ve hakikaten işte o dönemlerde fizikteki en büyük gelişmeler atomun parçalanması bir kere. Onların kafasından çıkmış yani. Hani onları bir kenara iterek aslında tam da atom bombasının bulunmasına neden olmuşlar. Bu Kopenhag diye çok güzel bir film var. Heisenberg'le Bohr arasındaki ilişkiyi anlatan. Yani Niels Bohr işte bir şey, Yahudi bir bilim adamı. Norveçliydi değil mi? İsveçli miydi, Norveç miydi? Norveçliydi. Yok. Danimarkalı mıydı? Kalı. Danimarkalı. Danimarkalı Niels Bohr. Tamam. Fakat işte Nazi Almanyası'nın içinde, fakat işte bir kenara atılıyor, itiliyor falan. Heisenberg de safkan Alman ve şey hani Hitler hükümeti tarafından da işte görevler verilmiş bir adam. Bunun içinde anlatılıyordu. Yani aslında teorik fiziğin bir Yahudi bilimi olduğu yönünde orada bir görüş varmış. Şimdi buraya baktığın zaman da şey, teorik fiziğe şey diyorlar. Kapitalist. Evet, kapitalist, reaksiyonist diyorlar. Hatta yani demek ki Çin'deki o zamanki siyasi görüşlere de aykırı olan bir şey. Yani bu bana şeyi de hatırlattı. Bu FETÖ'cüler 2000'li yıllarda şey yaparken, işte yani biliyorsunuz bayağı bir üniversitede eleman devşirdi onlar. Tabii.
şöyle bir şeyleri vardı. İndoktrinasyonları vardı. İşte bilimi Müslümanlaştırarak alma. Yani ne yapacak mısın efendim? İlk önce işte bilime bakacaksın. Bilim geliyor böyle sana. Mesela evrim diyor. Aa, bu Müslüman değil. Bu yanlış. Baştan yanlış. Gönder. Bilimi Müslümanlaştırma diye bir fikir. Yani hakikaten böyle radikal şeylerin Evrim değil de adaptasyon diyelim biz falan diye böyle. yok yani. Bir de isimleri değiştirme olayı. Şimdi kitapta da var ya mesela Aha. bu işte Zetai'nin şeyinde duruşmasında diyeyim artık neyse. Bir isim koyamadık olaya. Eşinden bahsediyor. Onun karısı da şimdi bu o adamı işte bağlıyorlar ediyorlar işte yuhalıyorlar bilmem ne. Bu arada karısı ve diğer kızı hani şimdi ana karakter bir kızı bir de diğer küçük bir kızı daha var. Bu ikisi de işte komünistlerin yanında ve adama karşı da suçlamalarda onlar da destek çıkıyorlar. Bir de bu hani Bodrumların Evet. en büyük esprisi zaten senin çok yakın aile fertlerini de böyle bağlayıp sana karşı fişekliyorlar ki senin direncin iyice kırılsın falan diye. Evet, Zoraki bir aileyi şekilde. bölüyor. Şimdi adam da orada karısından da bahsediyor bir yerde. Karısının adı da işte Shaolin. Lin diyor sen bayağı akıllı bir kadınsın diyor. Hani sen bu işte şey ortama ayak uydurmak için diyor. İşte bilimdeki şeylerin isimlerini adapte ettin diyor. İşte Ohm's Law demek yerine işte direnç şey Ohm's'un kanunu demek yerine direnç kanunu dedin işte diyor. Evet. Maxwell'in kuramları yerine elektromanyetik kuramları diye gene aynı şeyleri sen öğrettin diyor. Ama yine de kaçamadın sen diyor. Gene de seni ele geçirdiler bir şekilde falan diyor böyle. Hani ismini değiştirsen de bilim sonuçta bilim yani. Burada evet enteresan bir gerçek bir olgu var. Bilimin politikadan ne kadar çok etkilendiği, hani politikanın ne Evet. kadar bilimi geri çekti, önünde ne kadar büyük bir engel olduğu. Yani aslında hani ortaya çıkan şeyler bilim yani gerçekler. Hani bunun kimin onun olmuş, bunun olmuş, ismin konmuş konmaması bir adama bir kadına ait olması bir şey değil yani. Ama bu işte bu politik şey çıkarlar doğrultusunda bu çok güzel kullanılıyor. Kullanılmış ve kullanılmakta. Ama yani bazı şeyleri de doğrudan reddediyorlar. Yani Yani. mesela görecelik kuramı hani zamanın ve uzayın aslında birbirleriyle ilintili olduğu kuramı tamamen burada reddediliyor. Çünkü neden? Çünkü onların kafasına uymuyor. Yani bu Faiz sebep, enflasyon sonuç. çok güzel. Ha mesela. Çünkü yani hani bu tamamen bilimi anlamamak. Yani bilimden önce senin politik görüşlerin geliyor. Politik görüşlerinle uyumlu olmadığı zaman direkt bilimi reddediyorsun. Yani bu bilimsellik değil işte bu. Yani otoriter rejimin en büyük gösterge, en şey göstergelerinden biri, bariz göstergelerinden biri herhalde. Yani eğer bir bilim kuramını sadece politik nedenlerden dolayı reddediyorsa o toplum yani acaba ben nerede yaşıyorum diye sormak lazım. Ya hem dediğin doğru üstüne bir de hani sonuçta bilimin kaçamayacağın doğruları da var. Hani bir yerde artık o bir doğru Demeyeceğin şeyler kanıtlanmış. var tabii. O zaman da işte tam böyle bir Orwellian şeyde tarzda ismini değiştiriyorsun. İşte Evet. Planck'ın sabiti değil de kuantum sabiti diyelim biz ona. Şimdi adamın Aynen adını öyle. anmayalım biz kapitalistim falan diyerek de. Hani ismini de işte faiz demeyelim de kar paylaşımı diyelim falan gibi böyle isimlendirmeler. Aslında hepsi Kur'an'da yazıyordu mesela. Yani gibi. Yani aynı yerlere çıkıyor işte şeyler. Yani benzer düşünceler, otoriter Evet, düşünceler aynı evet. kapıya çıkıyorlar hep. Evet. İlginç. İkinci bölüme geçersek bu işte şeyden bahsettik. Bu bilim adamı iki kızı var. Ye Wenji ve Ye Wenxu diye. Wenxu işte bu Daha dediğin gibi genç annesiyle olan. beraber ortama uyum sağlayıp Gaza gelmiş bir işte kızı muhafız kendisi. Hatta işte kemerle falan vuruyor bilmem ne adama. evet yani kendisini şeyde buluyor. Yani devrimin muhafızı olarak buluyor ama Wenji daha geri planda o sonradan işte üniversite okuduktan sonra astrofizikçi oluyor. Ama İnsan kızı. onu şey yapıyorlar işte. Bu çalışma kamplarından birine gönderiyorlar. Evet, Çalışma kampı Moğolistan'a dediğimde gönderiyorlar. Senin gene fikirlerin var bu işte kapitalist şey astrofizik okumuşsun diyerekten. senin Tabii. bir indoktrinasyonundan bir burnunu sürtmek lazım diye.
bir orman kesim bölüğüne veriyorlar. Ağaç kesiyorlar orada ve yani birçok yerinde tekrardan bahsediyor aslında bunun ne kadar yani kitap aslında birkaç yeri çok önemli. Bir tanesi hakikaten doğa sorunlarıyla ilgileniyor, çevre sorunlarıyla. Ve işte bu kültür devrimi esnasında Çin'de ne kadar çok ormanın katledildiğini, ne kadar çok hayvanın öldürüldüğünden bahsediyor ve çok buna acı acı bahsediyor yani. Ama bir yandan da olayın şey sembolizisi var yani o eski ağaçları kesmenin aslında Çin tarihini kesmek yani şu anki Çin'i eski tarihinden ayırmak sembolojisi de var orada. Yani koskoca işte ağaçlar hatta bir tanesi diyor ki bilmem ne hanedanlığı sırasında bu ağaç daha vardı diyor. Hani bizde de söylerler ya İstanbul'da eski bir ağaç kesildiği zaman işte bu ağaç bilmem şeyi Abdülmecid'i de görmüştü falan diye. Yani ağaçların hakikaten bir böyle ömürlerinin de uzun olmasından dolayı bir geçmiş ile bir sembolojik bağlantıları var ve bu orman kesimi hakikaten Çin'in çok derin bir tarihi var ve onun ortadan yok edilmesi işte kültür devrimi diyorlar ya onunla da bir bağlantılı. Hakikaten orada büyük bir orman kıyımı yaşanıyor. O esnada da işte biraz şeylerden bahsediyor. Bu arada Silent Spring adında bir kitaptan bahsediyor. Rachel Carson'ın o aralar çıkmış olan bir kitabı. Sessiz bahar. İşte, evet şey bu kitapta aslında daha önce düşünülmemiş bir şeyden bahsediyor. O da tarımda kullanılan ilaçların ne kadar zararlı olabileceği. Yine çevre konusu ele alınmış ve hakikaten ilk defa insanlar işte DDT gibi ilaçların mesela yasaklanması bu zamanlar oluyor, bu kitabın üzerine oluyor. Ondan etkilenmiş yazar ve bu karakter de ondan etkilenmiş. Sonradan işte hani bu kızın aslında bilgili biri olduğundan yani şimdi aslında kitabın hani sayfa sayfa ilerliyor olsaydık başka bir yere günümüze atlamamız gerekiyordu ama kronolojik olarak bakalım daha anlaşılır olur diye düşündüğümüz için devam ediyorum. Şimdi orada ufak bir şey Burada var. bayağı Bir çalışıyor. Aha. Moğolistan'daki sahne var. Orada bir hani kadının şey olduğu, bir kızın şey olduğu biliniyor. Akademisyenmiş eskiden ama şimdi buraya sürülmüş falan. Orada bir gazeteci geliyor işte. Gazeteci bundan bir yardım istiyor. Hani senin hani akademisyen olduğunu biliyorum. Bir çeviri gerektiren bir kitap, bir şey var. Bir tekst var elimde. Bana yardımcı olur musun falan diyor. O da tamam olur işte önce bir mırın kırın diyor, sonra ikna alıyor falan ediyor. Ondan sonra fakat bu işte sonuçta yasaklı bir metin. Evet. Sonra gazeteci yakalandığı zaman hemen şey satış koyuyor. Ben işte bu şey yaptı. Venci çevirdi bunu. Onun başının altından çıktı falan diye. Kızı yakıyor başını iyice. Ondan sonra kız hapse atılıyor. Hapisteyken o şey geliyor ondan sonra. Bir teklif geliyor. Biraz böyle hızlı mı atladım senin geleceğin yere Yok ama. yok bence şey no, iyi yani Evet, çok şöyle. ufak bir özet geçeyim de hani kronolojik hikayenin neresinde olduğumuzu bilelim diye. Evet. Sonra hapisteyken Şöyle bir komutan geliyor. Ha, sen devam et o işte zaman. Çin'in o zamanlar yeni açtığı bir şey var. Radyo teleskopu bir araştırma merkezi gibi dağ başında bir radyo teleskopu ne diyelim araştırma merkezi. Red Coast yani Kızıl Sahil Kızıl Sahil adında bir adı yer. altında. Burada da işte tabii yani orada hani teknisyenlere ihtiyaç var. Bu kaza da büyük şey vermeyelim ama büyük bir rol vermeyelim ama sonuçta hani Orada devrim de birazcık şey olmaya başlamış, şey hafiflemeye muhabbeti başlamış. gibi işte. Askere gidersin de bilgisayar mühendisiyim dersen seni yazıcı yaparlar gibi. Bu da Aynen. işte astrofizikçi misin? Gel o zaman bizim bir gözlemevi var orada gel yerleri sil falan diye kadın oraya gönderiyorlar. Oraya gönderiyorlar. Burada çalışmaya başlıyor. İşte burada hani bir çevre edinmeye başlıyor.
İşte buranın komutanıyla tanışıyor falan filan. Zaman geçtikçe de birazcık daha güvenmeye Orada bir de başlıyor. önemli bir karakter Young Wayne'le tanışıyor. Young Evet. Wayne babasının işte öldürülen babasının bir öğrencisi aslında. Detayının. Bir de Burada işte da baş mühendis bu şeyde de, tesiste de. bir de tesisin başında olan Lei Zicheng diye bir komiser var. İşte onunla da iyi anlaşıyor aslında. Çünkü şöyle yani bu hani belli bir süre sonra makaleler yazmaya başlıyorlar ama bunun adıyla yayınlanıyor makaleler. Ve Wenji de buna karşı çıkmıyor. Yani sonuçta Maksat bilim hani olsun. Adamın önemi yani yok evet aslında diyerekten. burası bir nevi onun için hapishane. Ama sonuçta kendi bildiği işi, sevdiği işi yapabileceği bir hapishane. Çünkü bundan sonra buradan bir daha çıkabileceğini düşünmüyor. Hayatım benim burada bitecek diye kafasında Evet. öyle Odun canlandırıyor. kesmektense gene sevdiğim işi, bilim işi yaparım diyor. Yani Kabul ediyor. yavaş yavaş da tabii şeylere bazı aletleri çalıştırma izni veriyorlar. İşte bazı gizli yerlere girme izni veriyorlar. Zaten gün geçtikçe üzerinden vakit geçtikçe kültürel devrimin işte bir de radyo teleskobu yani şey evrenin çok uzaklarına bakan bir şey. Yani şey değil işte hani güncel politik çekişmeleri baş kahramanı bir yer değil yani. Çok alakasız şeyler yapılıyor. O yüzden buranın önemi gittikçe azalıyor. Gittikçe azaldıkça da işte hani buradaki güvenlik birimi azalmıyor. İşte bir tabur varken bölüğe düşürüyorlar. Sonra bir takıma düşürüyorlar. Ondan sonra birkaç tane güvenlik görevlisi falan. Ama ne bileyim işte tesis güvenliği sağlanırken belli bir süreden sonra işte hani sivillerin de girebileceği bir yer haline geliyor. Hatta işte çevre köylerden gelen çocuklara ders vermeye başlıyor falan. Yani burada hakikaten böyle yavaş yavaş gevşeyen ve üzerinden zaman geçtikçe de kültürel devrimin etkisi de azalan bir yer burası. Evet. Ondan sonra işte bu dediğin gibi hani buradaki hani hem babasının eski öğrencisi Young Wayne ile araları iyice şey olmaya başlıyor, ısınmaya başlıyor falan. Ondan sonra ne oluyor işte şey hani burası iyice nasıl diyelim hani kimsenin gelip gitmediği, kimsenin de pek fazla bir şey beklemediği bir yer oluyor ama şöyle de bir durum var. Şimdi Günlerden bir gün. ilginç bir şey oluyor günlerden bir gün. Şöyle aslında şeyin bir teorisi var kızın. Hani astrofizikçi ama en çok ilgilendiği alan güneş ve işte güneşin katmanları falan. Burada bayağı bir yayınlar yapıyor falan. Sonra şeyi fark ediyor. Yani bir keşifte bulunuyor aslında. Keşifte şu. Yani çok detaylarına girmeyelim ama güneşin katmanları var. Güneşin katmanlarının arasında da işte şey olabiliyor. İşte radyasyonun yayılmasının bazı fenomenleri var. Hatta öyle bir şey ki güneşin çekirdeğinden çıkmış olan bir fotonun güneşten ayrılabilmesi 1.000 yılı alabiliyor. Çünkü işte hani sonuçta orada hani büyük bir nükleer reaktör aslında. Fakat o katmanlar arasında şöyle şeyler olduğunun farkına varıyor. İşte bazı radyo dalgaları işte belli bir frekansla gelen radyo dalgaları işte şey oluyorlar. Frekansta kayıyorlar ve orada bir amplifikasyona yani yükseltime uğruyorlar. Yani bu şu anlama geliyor. Hani sen buradan belli bir frekansta dalga gönderirsen güneşe o sanki büyük bir anten gibi onu çok milyon kat mesela arttırarak gücünü başka bir frekansta yayınlıyor. Bu Ha, o şey etkiyi diyor orada. kaybediyor. 100 milyon kat diyor.
O kısım biraz sorgulanabilir. Hani teorik olarak biraz girecek olursak şeyden bahsediyor. Bir plazmaya gönderilen aslında teorinin çıktığı yer o. Bir elektron beam'i ışını plazmadan işte yükselerek, gücü yükselerek çıkıyor. Bunun deneysel olarak kanıtları var. Bunun aynısını güneşte de olacağını öne sürüyor. Ama biraz şeyde abartılmış gibi ama hikayenin gidişatıyla alakalı bir etkisi yok. 100 milyon kat sonuçta şey. 160 desibel gain kazanç biraz olmaz o iş dersin. Yani şöyle kitabın genel olarak baktığın zaman hard science fiction kategorisine girer. Yani hakikaten bilimsel kanunlara saygılı ve onların çerçevesinde anlatmaya çalıştığı yerler. Ama tabii bazı yerlerde artık hani şöyle diyelim Esnetmek konunun gerekiyor tabii ki. yani şöyle. Bazı dedikleri gerçekten mümkün, bazı dedikleri de konunun uzmanları tarafından yok, bu mümkün değil denilecek şeyler. Ama yani ben açıkçası hani genel olarak baktığın zaman hani şapka çıkartılacak bir şeyi var, yaklaşımı var bilime. Çok uğraşılmış, çok insana sorulmuş belli. Evet. Uzmanlara sorulmuş ve ben şey olduğunu düşünmüyorum. İmkansız bir teori öne sürülmüş gibi durmuyor bence. Ben biraz araştırmaya çalıştım. Hani şeyle ilgili sıkıntı var. Bak, şu anda kabul görmemiş teorilere dokunuyor. Evet. Ama o onlarda duruyor orada teori olarak hala. Çürütülmüş de değiller sonuçta. Evet. Mesela bir Öyle yerde diyor. şeye dokunuyor. M teori, string teori falan onlara dokunuyor. Evet. Şu anda onlar çok kabul görmüyor ama oradalar hala. Yani olmadıkları kanıtlanmadı da biraz işte nasıl diyelim egzotik Biraz egzotik. Bu teoriler. Marjinal boyut teoriler işte fringe. evren olayı. O öyle Şimdi değil. Fringe gibi değil. o Bunlar kadar hani değil diyorsun. Yok yok üstünde hala sağlam temelli şeyler. yazılan şeyler bunlar. Bilimsel makaleler yazılan şeyler bunlar. Şimdi tabii bunun bir deneyini yapıyor ve deneyini yaptığında da aslında kendisi başta işe yaramadığını zannediyor ama gönderdiği bir sinyal gerçekten şöyle hani biz şu an insanlık olarak hakikaten evrene yayın yapıyoruz ama şimdi hani küresel yayılmanın bir kanunu var. O kanunda işte ne kadar uzaklaşırsan kaynaktan yayının gücünün enerjisinin aslında o kadar azaldığı üzerine bir şey, bir fiziksel gerçek var. Yani çok uzakta olan ve hani yani yayın yapıyoruz ama o yayın birileri tarafından algılanabilir mi? Orada bir problem var. Onun da bir Ama bu limiti var, belli bir şey, mesafesi var. yani gürültü seviyesinin altında ise ve işte herhangi bir kodlama kullanılmadıysa, kullanıldıysa onların da o kodu biliyor olmaları lazım. O zaman gerçekten bir sinyali olup olmadığını bulmak pek mümkün değil. Fakat buradaki işte güneşin yükselteç görevini görmesiyle beraber gerçekten böyle sağlam bir enerjiyle yayın yapılıyor. O da o 4 ışık yılı uzaklıkta bize en yakın işte Alpha Centauri güneşi var. Hatta orada hani iki güneş sistemi olduğu düşünülüyor. Hatta bu kitapta işte bir de Proxima Centauri güneşi vardı ve üç güneş sistemidir iddiasında bulunuyor. İşte o zaman şeye gelmiş oluyoruz. Üç kütle problemine. Şimdi üç kütle problemi şöyle bir şey. Uzayda iki kütle olduğu zaman ya da şuradan başlayalım aslında. Şimdi
Isaac Newton dediğin zaman insanlar yer çekimini bulan adam diye bahsederler. Bu tabii doğru değil. Yer çekimini bulan adam değil. Kütle çekim kanununu formülize eden adam Isaac Newton. Yani iki kütlenin birbirine ne kadar nasıl çektiğini formülize etmiş. Klasik fiziğin en ünlü insanlarından biri. En ünlü bilim adamlarından. İki kütle olduğu zaman bunun formülize etmesi çok kolay. Formülize ettiğin zaman ne yapıyorsun? Bunların başlangıçtaki konum ve hızlarını bildiğin zaman bu formülü kullanarak önümüzdeki sonsuza kadar yani önümüzdeki sonsuza kadar Herhangi bir T zamanında. zamanın herhangi bir zamanda nerede bulunduklarını hesaplayabilirsin bu formülün içine koyduğun zaman. Bu formülün işe yaradığı şey bu. Yani bunun en Şimdi basit bu kütleyi pratik örneği, hani Dünya Güneş'in etrafında dönüyor. Sonuçta Dünya ve Güneş burada birbirine etkileşimli olan iki kütle. Sonuçta Dünya'nın yörüngesini hesaplayabiliyorsun. olsaydı sadece o ikisi olsaydı doğruydu. Aradaki farklar nereden kaynaklanıyor? İşte yavaş yavaş bunu yani klasik fiziğin şey yapamadığı, cevaplayamadığı sorulara gelmeye başlıyoruz. Şimdi 3 tane kütle olduğu zaman bunun başlangıç hareketlerini ve yerlerini bilsen de formülizasyonunu yapamıyorsun. Yani bir formül şeklinde bunu yazamıyorsun. Bunu yapabilmenin yani peki nasıl yapıyorlar şeyler, evren bilimciler? Nümerik metot denilen bir yöntem kullanılıyor. Nümerik metot da aslında gerçekte olacak olan işte hareketi bilgisayarda simüle etmek, hızlandırarak. Diferansiyel denklem yazıyorsun. Sonra küçük küçük adımlarla onu Çözdürüyorsun. adım adım çözdürüyorsun. Bir sonraki aşamada ne olacak? Sonra ne olacak? Sonra ne olacak diye Sonra ne bunu. olacak? Sonra. Ama bu şey yani bir formüle dayanı bir şey değil. Çünkü başlangıçta kabul ettiğin her ilk durumla yani bu ilk durum ne olabilir? Üçü de mesela hareketsiz olabilir. Bu bir ilk durum. Ya da üçü de aynı yörünge üzerinde birbirleriyle dönüyor olabilir. Bu başka bir ilk durum. Ya da kaotik bir düzende dönüyor Yani olabilir. T zamandaki, daha doğrusu T artı 1 zamandaki konumu hesaplayabilmek için bir önceki T zamanını bilmen lazım. Ama T'yi bilebilmek için T eksi 1'i bilmen lazım diye diye. Sonuçta en baştaki noktaya bağlı olduğu için herhangi bir anı hesaplayamıyorsun. Süre bir dizi halinde hesaplaman gerekiyor. Simüle etmen gerekiyor. Evet, Yani yani bu işte simülasyonla işte hani onu açıkladım. Simülasyon demek ne demek aynen yani. öyle. Yani çünkü şey hani iki kütle olsaydı denklemin içine yazarak doğrudan çözümü bulabilirdin. Üç veya daha fazla kütle olmaya başladığı zaman artık onun closed form representation adı verilen işte kapalı formda bir gösterimini bulamıyorsun. Ve bunu bulamadığın için de işte hani bunları hesaplayabilmek için bilgisayarları keşfetmemiz gerekiyordu. Öyle diyelim. Evet. Üç kütle problem hakikaten var ve hakikaten de duruyor hala. Bu yani matematiğin problemlerinden, klasik fiziğin problemlerinden biri. Neyse. Bu nokta yani şeyin çıkış noktası bu fikrin, kitabın isminin. Şimdi bu teorisini test ederken kahramanımız bir yayın yaptı. O yayında 4 ışık yılı uzaklıkta bir gezegende Trisolaris adını veriyorlar. Çünkü 3 güneşli bir sistemin içinde bir gezegen ve burada da uzaylılar var. Bir kültür, bir medeniyet var. Şimdi Şimdi biz tek bir buradaki tane güneşin medeniyet etrafında dönerken zaten mevsimler kayıp duruyor. Bu gezegendekiler 3 güneşin arasında döndükleri için şimdi iyice fikir değişik olarak bir gezegen. kitabın merkezi fikri zaten bunun üzerine kurulu. Yani 3 güneşli bir sistemin içinde bir gezegende yaşam nasıl olurdu? Evet. Şimdi çok kaotik. Çünkü bizdeki gibi tek güneş yok. Yani
İşte gün 24 saatten oluşuyor, yıl 365 günden oluşmuyor. Kaotik dönem diye bir dönem var. Tahmin edemiyorsun ne olacağını. Çünkü kimi zaman tek bir güneşe çok yakın olabiliyorsun. Kimi zaman güneşlerin hepsi gezegenin arkasında oluyor. Ve işte günler, aylar, yıllarca gece yaşıyorsun. Kimi zaman güneşler üçü birden çok uzakta oluyorlar. Buzul dönemi yaşıyorsun, her şey donuyor. Kimi zaman çok yakında oluyorlar. İşte güneş eriyor, yeryüzü eriyor. Buradaki canlılarda işte kaotik zamanlarda vücutlarındaki sıvıyı boşaltarak bir nevi bir uyku haline, kış uykusu haline Evet. geçiyorlar. Hibernasyon deniyor buna. Ve yani hakikaten böyle şey oluyorlar. Kuru bir, nasıl diyelim, hani öyle şeyler de vardır ya, bazı balık türleri işte tatlı su çekildiğinde, buharlaştığında çamurun içinde uykuya yatarlar. Şey örnek var. Tekrar Tardigratlar var ya, onlar da öyle. O onlar da öyle. koşullar uygun olmadığı zaman uyku moduna giriyorlar. Vücutlarını sanki ölüymüş gibi bir hale sokuyorlar. Bazı kurbağalarda var. İşte hakikaten hani kış uykusu diyelim ama uykudan daha derin. Yani metabolizma duruyor. Evet. Ve tekrar işte su geldiği zaman canlanıyor bu yaratıklar. Böyle bir şey olduğunu hayal ediyoruz. Dünya olduğunu hayal ediyoruz ve burada tabii mesele şu, en büyük mesele hani kaotik dönemlerin dışında burada yaşanabilir koşullar oluyor. Ve o kısa dönemler içinde, ki ne kadar uzun süreceğini de bilemiyorsun. Kimi zaman bir gün sürüyor, kimi zaman 40 yıl sürüyor. Ama tahmin edemiyorsun. Çünkü bilgisayarın yok. Yani klasik fiziği geliştirmeye çalışıyorlar ama klasik fizikle karşılayamıyorlar. Onun işte şeyler buluyorlar. Ne bileyim işte dini inanışlarla, işte ne bileyim fizik açısı şeylerle açıklamaya çalışıyorlar, beceremiyorlar. O kısa dönemlik şeylerde de, işte canlılığın olduğu dönemlerde de medeniyeti geliştirmek durumundalar. Sadece o dönemde medeniyet gelişiyor çünkü. Tabii bir de o kadar uzun aralar veriliyor ki bir zaten hayat yok olduğu için medeniyet geri sarıyor belli bir oranda. Evet, çünkü şey de yapamıyorsun. Hani bu hibernasyon ya da kış uykusu denilen şey öyle zart diye yapabildiğim bir şey değil. Böyle hani vücuttaki suyu boşaltmak için bir zaman geçmesi gerekiyor. Ama güneş pat diye ortaya çıkarsa ölüyorlar. Hatta böyle şeyler var, depolar var. İşte kış uykusuna yatmış şeylerin, uzaylıların biriktirildiği, uyuduğu yerler var mesela. Ama böyle bir koşulda gerçekten başlangıçta yaşamak bir problem. İkincisi, rasyonel düşünce oluşturmak bir problem. Çünkü biz hakikaten insanlık olarak baktığın zaman şunun hiçbir zaman farkında olmuyoruz. Güneşin çevresinde hani bir günün gerçekten sürekli aynı süreyi kapsıyor olması, yani 24 saat olması o kadar büyük bir şey ki, Konfor. güvence, konfor ve düşünce yapımızı o kadar, yani Tutarlı. belki de bilimin, çünkü şöyle düşünsene, bir hayatında tutarlı olan çok büyük bir olay var. Yani şunu yapabiliyorsun. Yarının geleceğini biliyorsun. Ve yarının kaç saat sonra gelebileceğini biliyorsun. Yani şunu biliyorsun bir kere ya. Medeniyetin Evren hemen kaotik medeniyetin değil. Yani sıfırlanmayacağını biliyorsun bir süre. evet. Tabii yazarın ama hani sonradan ben bunu nasıl kurtarayım ya hadi şöyle yapayım diye düşündüğü bir genetik hafıza olayı var. Var, Her evet. şey bütün bilgi yok olmamış olsun da hadi bir sonraki nesle biraz da olsa aktarılsın bari Yani diye. herkes ölmüyor. Ölmeyenler de hatırlayabiliyor gibi anlatıldığı. Hani şey bir de bir çocuk yaptığında çocuğun da senin
hafızanın bir kısmına sahip oluyor. Çünkü Evet. bu uzaylılar aslında hani kütle aktarımıyla çocuk yapıyorlar. Evet, bir de ya bir de medeniyetlerini sırayla sayıyorlar. Yani birinci medeniyet gitti. İkinci medeniyet kuruluyor üzerine. O da gitti. 3, 5, 100, 200 falan. Ama hakikaten şöyle düşünmeye başladığınız zaman kendini tekrarlayan şeyler, yani insanın gerçekten tutarlılığı düşünebileceği ve hani kendini ona göre ayarlayabileceği şeylerin olması, özellikle böyle işte fiziksel dünyada olması o kadar önemli bir şey ki. Bir kere şunu düşünmene yol açıyor. Ben bir şeyi, yani bilimin doğmasına aslında yol açıyor. Çünkü başka türlü bilim nasıl doğardı? Yani açıkçası bu Trisolaris sisteminde bilimin nasıl doğabildiğini ben anlamıyorum. Ben Çünkü o doğmaması tutarlılığı evet. çok kaotik çünkü. Yani şöyle bir dünya düşünsene. Bir deney yapıyorsun, yarın yaptığın zaman farklı çıkıyor. Zaten bize de onu yapmaya çalışıyorlar. Belki ikinci şeyde konuşuruz. İkinci bölümde konuşuruz o kısmını da. Hani hakikaten aynı şeyin tekrar edilebiliyor, yani rasyonel ya da hakikaten Yerçekimi sabit değil. yerçekimi sabit değil hakikaten. Diğer şeyler işte gece gündüz dediğin gibi sürekli değişiyor uzunlukları. Zaman kavramı onun için bir garip. Yani tutarlı bir düşünce sistemini oluşturabilecek arka plan yok. Bizim Evet. hakikaten büyük Bu şeyimiz, şansımız, bizim tutarlılık var çünkü gün tutarlı. orada şey devreye giriyor belki de. Ya hayatta kalmak için ne yapmam lazım? Hızlıca yapmam lazım bunu deyip sürekli bir dış güce karşı bir savaş hali. Bizim de kendi kendimize karşı bir savaş halimizle zaten bilim hızlı ilerliyor ya. Öyle. Evet, yani onlarda tabii şöyle. Hakikaten kısa süre olduğu için evrim çok hızlı gelişmek zorunda. Aynı şekilde kültür de çok hızlı gelişmek zorunda. Çünkü çok kısa zamanı var. Ne zaman biteceği belli değil. Ama onu Hakikaten bir sonradan şeyi anladım. var. Şey değil. Kısa zamanlar değilmiş bunlar. Her yani. Değil de bir tanesinde tamamen yok olduktan sonra mesela 55 milyon yıl sonra bir daha aynı noktaya geliyorlar. Ya hacı, gezegeniniz ikiye bölündü. Alo. Yani hayır, Ama öyle orada şeyler de hala var. şey var. Eski tarihe hala erişimleri var. Şeyi anlıyorum. Hani tabii ki gezegenler tamamen kül olmuş. Evet. Soğumasını bekliyorsun. Tekrar Ha, mesela. diğer yaşamın ortaya çıkmasını bekliyorsun. Ama şey var yani. Kendilerinin bir kalıntısı var ki geçmişle alakalı hala tarihsel bilgileri devam ediyor. Evet. Hakikaten ama yani şey açısından bakınca tek güneşin çevresinde dönmenin o kadar büyük bir avantajı varmış ki. Yani hakikaten buradaki uzaylıların dediği gibi gerçekten yani cennette yaşıyorsunuz diyorlar. Yani düşünsene, Ya yaşadığın yer tabii bu hiçbir mesela zaman. aslında bu şeyi de açıklıyor. Bu sayede göreceliliği hani görecelilik teorisini Einstein bulduğu çok sonradan keşfettiğimiz bir şey. Bir dakika ya bizim aslında ölçtüğümüz her şey göreceliymiş. Bir şeye bir referans noktasına bağlı ölçüyormuşuz biz bunları. Hani referans noktamız değişmediği için farkına varmıyoruz. Varmamışız bunu Ama uzun süre. bilemiyorum ya. Bence ya tabii şimdi Einstein fiziğine gelene kadar ilk önce belli dönemlerden geçmemiz gerekiyordu. Bir kere klasik fiziği bulmamız gerekiyordu. Fakat klasik fizikten de önce, yani medeniyetin ortaya çıkabilmesi için, medeniyetin çıktığı her yere bakar, nereye bakarsak orada bir kere takvimin bir kere ortaya çıktığını görüyoruz. Mısır'da da var, Sümer'de de var, Çin'de de var, Aztek'te de var. Yani tarımın ortaya çıkabilmesi için takvimin icadı gerekliymiş. Bunu anlıyoruz. Yani insanlar yazın ne zaman geleceğini, sulak zamanın ne zaman geleceğini, kışın ne zaman geleceğini bilmek zorundalar tarım yapmak için.
Yani o zaman yılın neresinde olduğunu bilmene ihtiyaç var. Fakat bu üç güneşli sistemde o zaman şeyi bulamıyorsun. Bir kere takvimi bulamadığın için geometriyi bulamıyorsun. Takvimi bulamadığın için Bir kere yerleşik hayata toplama çıkartma geçemiyorsun. sayılır matematiği bulamıyorsun ya. Bir de zaten bu söylediklerin ön koşulu yerleşik hayata geçmek. Hani insan Evet. ya da herhangi bir canlı önce bir yerleşik hayata geçmeli de ondan sonra bilimle ilgili. Önce kendi hayatını kurtardıktan sonra daha bilime Tabii düşünmeye vakit artı değer ayırabilir. çıkmadan tabii artı değer çıkmadan bilim olmuyor. Evet. Yani onun için de hakikaten yerleşik hayata geçirmiş işte toplumu işte şeylere bölmek işte görevlere ya da uzmanlaşma deniyor daha doğrusu. Yani sonuçta bir kısım insan bazı işleri yapacak. Bir kısım insan da işte bilim adamı olacak ya da şey işte o zamanlar ne deniyorsa astronom falan. Ama sonuçta bunların yaşanabilmesi için bu döngülerin tekrar yaşanıyor olması lazım. Yani Nil'in her zaman aynı dönemde taşıyor olması lazım. Yani onları geçtim. Bir kere geometriyi bulamadığın zaman büyük yapı yapamıyorsun. Geometriyi bulamadığın zaman yani anlatabiliyor muyum? Çok çok zor bir medeniyet oluşturmanın arka planı çok zor. Öyle Eğer öyle. Yani şey gerçekten zaten şeyin sadece yoksa. geometri de yeterli değil ki bu üç güneşin olduğu sistemde. Geometri yeterli değil. O bir yeterli olacakmış gibi bir ara aşamaymış gibi duruyoruz ama direkt başka şeylere geçmeleri lazım. Ama nasıl geçeceksin geometriyi bulmadan? Ben de onun evrimsel bir aşama, düşünce evrimsel bir aşama olduğunu düşünüyorum. Yani baştan böyle oturduğun yerde ulan genel görecelik kuramı diye çıkamazsın ki. Yapman lazım Onun işte. ilk önce klasik fiziği bulacaksın. Ondan önce ne bileyim yani Ya işte taş atomu atmaktan sonra oku bulmak yerine direkt tüfek icat edeceksin. mesela ama işte yani benim tüfeği icat etmem gerekiyor diye bir düşüncen yok o sıra. Oku icat etmiş olman gerekiyor tüfeği düşünebilmek için. Kafanın tüfek düşünebilmesi için. Orada genetik Değil mi? hafıza Ama giriyor onu yani. yaşamamış işte. Yani demek istediğim şu. Hakikaten şeyi ya düşünce oluşturabilir konuma gelebilir misin? Yani dünya güneşin çevresinde böyle uygun bir şeyde yani uygun demeyeyim de işte şey yapılabilir, öngörülebilir bir şekilde dönüyor olmasaydı, biz gerçekten mantığı bulabilir miydik? Mantıklı düşünce oluşturma yetisine sahip olur muyduk? İşte bu Mesela kitapta sorulardan biri bu. aynen ona şöyle cevap vermeye çalışıyorum. İşte stabil olabilen o kısa dönemlerde o mantığı oluşturmaya devam ediyorsun. Ama sıfırlandığında tam sıfırlanmıyor. İşte Volkan dediğim genetik hafıza bir şekilde bir kalıntılarla beraber. Ha bir dakika geçen sefer şurada kalmıştık oradan devam edelim diyebiliyorlar. Öyle, kitapta öyle bir açıklama getirmiyor. Evet yani neyse yani o belki şeye biraz fazla takılıyorum da işte hakikaten hani devam edecek olursak hikayeye evet bu belli bir gelişmiş düzeyine varmış bu uzaylılar ve işte birçok medeniyet gelmiş geçmiş ve şunun farkına varmışlar bizim güneş sistemimizde eskiden 11 tane gezegen vardı. Her biri sırayla bu güneşlerden birinin içine düştü. Sonuçta bizim gezegenimiz de düşecek. Yani bizim burada geleceğimiz yok. O yüzden biz artık buradan ayrılıp kendimize başka bir yer bulmalıyız Aynen diye. Tam o esnada burada yaşamaya çalışmaktansa gidelim lan başka yere deme kararını aldılar. yani bura şey saatli bomba gibi bir şey. Ne zaman düşeceğimiz belli değil. Ama düşeceğimiz belli. Bu şey gibi İstanbul depremi gibi. Evet. Yani olacağını biliyoruz ama ne zaman olacağını bilmiyoruz diye. En iyisi mi biz buradan taşınalım diyorlar. İstanbulluların yapması gerektiği gibi. O yüzden işte tam bu esnada da bakıyorlar işte kendilerine yakın bir güneş sisteminden bir sinyal geliyor. Tabii bu arada şeyler var. Bunlar
evreni dinlemeye başlamışlar radyo teleskoplarıyla. Bunlardan bir tanesi de sinyal geldiği zaman şeyin farkında. Ulan şimdi diğerleri fark ederse buradan sinyal geldiğini buraya gitme kararı alırız. O yüzden ilk verdikleri geri cevap, o da bir tanesinin karar verip verdiği geri cevap, cevap vermeyin. Sus. Çıkarma. Saklan yani. Yoksa biz geleceğiz. Ondan sonra Yani ama uzaylıların hayır. içinde de şey var, hani iyi niyetli uzaylı var orada bir tane. Sus Bizimki sus gibi sus, yani yoksa aslında da. bizimkiler gelir, çok ses yapmayın, bizimkiler gelecek yer arıyor zaten diye. Aynen öyle. Yani indir kafayı yoksa biz geleceğiz diye. Ondan sonra ama bizim kahramanımız işte özellikle de bu çektiği çileden dolayı, kültür devriminden dolayı Benji biraz kızımız. mizantrop olmuş. İnsan sevmiyor. Yani işte Batsın hatta bu dünya. hakikaten o kafada. Hatta şey düşünüyor. Yani bizden adam olmaz. En iyisi biz uzaylı mandası altına girelim diye düşünüyor. O yüzden gelin gelin yani çağırıyor onları. Gelin burayı siz ele geçirin. Siz mutlaka bizden daha gelişmiş uzaylılar varlıklarsınızdır. Biz burada bir beraber yaşamayı beceremiyoruz. Zaten bu dünyanın da içine ettik. O yüzden bu şeye başa siz geçin. Bize de öğretin işte beraber ve şeyle yaşamayı diye. Çağırıyor hakikaten de uzaylılar dedi aa bak buradan ses geliyor hadi toplanalım biz buraya gidelim ama gitmeden önce de planlar geliştiriyorlar o planların başında da şimdi şöyle buradan yola çıktıkları zaman dünyaya ulaşmaları 400-450 yıl alıyor yani tamam bilimleri çok gelişmiş durumda da sonuçta yine ışık hızıyla sınırlıyız onlar da sınırlı. İşte çıkabildikleri en yüksek hızlar ışık hızının onda biri. Ki oraya çıkmak bile büyük bir dert. Ondan sonra neyse Ama işte 400 iletişimi söyleyip daha hızlı kurabiliyorlar. Sonuçta mesajlaşma gidip ha, gelebiliyor bu süre quantum zarfında. entanglement onlar konuşuruz ikinci bölümde. Ama şey yani tamam yola çıkalım kararını alıyorlar ama bu esnada da insanlar bizim geldiğimizin farkında olacaklar. Farkında oldukları için de hazırlanmaya kalkarlar. Bu boş zaman boş geçirmezlerse 400 yılı bu hani zor olur orayı ele geçirmek. O Aynen. yüzden 400 yıl sonra geldiğimizde çok gelişmiş bir medeniyetle karşılaşırsak bize karşı yani savaşabilirler, kafa tutabilirler diyorlar. aynen öyle. O yüzden işte lastiklerine kurşun sıkalım diye bir şey geliştiriyorlar fikir. Yani ne yapabilir insanların bir tehlike oluşturmasını engellemek için bilime olan inançlarını köreltelim. Ne kadar güzel. Yani bilime olan inançları köreltme mi şey olarak uzaylıların dünyaya geçirmek için kafalarındaki bir numaralı proje bizim dünyamızda da bazı liderler bunu şey yaparak yapıyorlar. Yani öyle deme ama. Demek ki Yönetim işe politika yarıyor. olarak. İşe yarıyor Politika çünkü olarak. kullanıyor millet. Vallahi işe hakikaten ele geçirmek için işe yarıyor doğru. Yani insan toplumlarını köle etmek için işe yarayan bir yöntem olduğu gerçek. Hani bu uzaylı olsun ya da olmasın. Yani birinin kölesi olmak istiyorsanız hakikaten bilime şey yapın. Tabii Bilim aslında adamlarını bu köle. uzaylıların bu stratejisi zaten hani ilk bölümdeki bu işte kültürel devrimdeki stratejinin benzeri aslında, biraz da ona gönderme yapıyor zaten. Abi tabii çok güzel söyledin aslında yani evet. Hani Bir şey, bu kültürel devrimin tarih yaptığı da buydu. tekerrürden ibarettir, evren de tekerrürden ibarettir. Püh falan diye böyle. Tabii işin fiziğiyle alakalı bir eleştirim olacak sadece benim. Bu 4 ışık yılı uzakta olduğunu keşfettiklerinde dedim şey, yani bu hani ne kadar güç gerekir karşı tarafa sinyalin iletilebilmesi için. Bu kitapta kullanılan rakamlar yetmiyor tabii. Onun 10 üzeri 8 katı fazlası gerekiyor. Yönlü bir anten olsa Fark etmez. tight Tight beam kurtarabilir on ama üzeri 8 yapar. Yani güneş directional olmadığı için.
aradaki yıldızlardan sektire sektire gitse. Hani şey vardı ya, Arada yükseltme yıldız özelliği. yok. Bunlar birbirine yakın en yakın iki O da doğru. yıldız. O da doğru. Plazmasından hani şey olarak çıkıyor diyorsan lazer, mazer daha doğrusu. Mazer. Mazer olarak çıkıyor diyorsan okey. Ama hani oradan Doğru canım, bir şey demiyorum ben sana, küresel haklısın yani. çıkıyorsa zaten şey hani 4 ışık yılı uzağa gidebilecek bir sinyal önce dünyadaki bütün yaşamı yakıyor, öldürüyor. Oh. Öyle gidebiliyor. Tamam, o Yani şimdi o kurgu kısmı küçük işte, bir yani sıkıntı var. sonuçta bilim kurgu yani, o kadar da değişmeyelim. Adam oturmuş uğraşmış o kadar. Evet. Diyelim ki tam o anda Yani araya gezegen girmiş diyelim. Dünya ile Güneş arasına Venüs Ay, girmiş. ay varmış, ay tutulması. Evet. Bu arada ayı parçalamış. Neyse, şey yapmayalım şimdi. Yani şimdi nereye geldik? İşte uzaylılar yola çıktılar. Dünya tabii şöyle. Dünyada olanlar hani bu esnada hani mesajın gidip gelmesi, işte 4 ışık yılı dedik, 8 sene geçmesi gerekiyor bir mesajın gidip ona cevabın gelmesi için. Bu arada işte kahramanımız işte şeyle evlenmiş, oradaki baş mühendisle. Veining'le evleniyor. Hı. Evet. Ondan sonra fakat işte şeyin farkına varıyorlar, böyle bir mesajlaşma olduğunun. Sonra buranın yöneticisi ve baş mühendisi kocasını öldürüyor kahramanımız, engellemesinler gelmelerini diye. Bir süre sonra da işte buradan ayrılıp gerçekten bir üniversitede ders vermeye başlıyor. Ama insanlar artık bunu öğrendikleri için, yani uzaylıların dünyaya geleceğini öğrendikleri için çeşitli fraksiyonlara bölünüyorlar. Bunlardan bir tanesi yani en büyüğü aslında hepsinin şey yaptığı Dünya Trisolaris Organizasyonu. Eto. Earth Trisolarian Organization, ETO. FETÖ'cüler bunlar. Şimdi bunların içinde de birkaç bölünme var. Bir Adventist var. Onlar ya şey diyorlar, insanlık yok olmalı artık diyorlar. Yani bu Bu dünyanın da içine ettiler. arada ufak bir şey, benim anladığım kadarıyla hani bunu bilen insan sayısı sınırlı. Öyle bütün dünya çapında bilinen bir şey değil. Hani belli başlı gruplar biliyor Başlangıç, sadece. başlangıçta öyle. Bu Adventistler hatta şey yapıyorlar. Bir bilgisayar oyunu yapıp işte kendilerine katılmak yani katılabilecek insanları şey yapmaya başlıyorlar. Oradan seçmeye başlıyorlar. Yani düşünce olarak kendilerine yakın. Yani bu ikinci bölümde anlatırız zaten. O bilgisayar oyunu işte sanal gerçeklik oyunu bir tane. Kitabın bir kısmı da orada geçiyor. Hikayenin bir kısmı. Özellikle işte bu Trisolaris'te olan yaşamı anlatan ama İşte insanların anlayabileceği şekilde referanslarla, analojilerle anlatan bir oyun. Bu oyunu bitirenleri işte şey örgütlerini alıp almama için şeye çağırıyorlar. Toplantılara. Sözlü toplantılara, sınava tabi tutuyorlar bunları. İşte bu gruptan bir tanesi şey bu Adventist diyenler. Onlar tamamen kendilerine insanlıktan umudu kesmişler ve gelin buraya yerleşin diyorlar. Çünkü insanlık dünyayı yok etmek üzere işte ve şeyi hak etmiyor. İşte dünya gibi bir yerde yaşamayı hak etmiyor. Sonra şeyler var, redemptionistler var. Yani günah çıkaran grup var. Onlar ya gelin bize düzgün yaşamayı öğretin diyenler. Yani mandacı bunlar biraz. İşte biz sizin altında Yani yaşamayı, iki medeniyeti öğretin. grupta sıkıntı aslında. Biri mandacı, ötekisi de Çok.
Gelin yok edinci. Tamam, bizi Yok tamamen edin. silin silin atın kafasında. Hiç böyle şey Sonra da bağımsızlık üçüncü vicdan bir yok. grup çıkmaya başlıyor. O en küçükleri. Onlar da şey gelin diğerlerini şey yapmakta işte boyunduruk altına almakta biz size yardımcı olalım. Bunlar hem mandacı hem de işbirlikçi. Yeter ki bize bir şey yapmayın. Survivistler bunlar. Hayatta kalma peşinde olan ve yani tam siyasal İslamcı. Ondan Yani sonra siyasal İslam demeyeyim de değil bu ya o kadar da. öyle gazeteciler var ama diyelim. Böyle yani neyse böyle üç grup var şeyin içinde. Onlar da birbirlerinden yavaş yavaş şey yapmaya başlıyorlar. Bu Bir üç güç grup mücadelesi. Eton'un alt grupları ama değil mi? Hepsi Evet. Eton'un şeyisi. Eton'un alt grubu. Evet. Bir de tabii devletler bu konuya uyanmışlar ve hatta işte hani bütün devletler birbirleriyle işbirliğine girmişler. İşte Çin'de yapılan toplantılara CIA ve NATO katılıyor. Amerika'da yapılan toplantılara işte Çinli şeyler Onlar da bu devlet uzaylardan nasıl devletleri kurtuluruz falan. kafasında. Onlar da Ne yapacağız? bağımsızlık Yani savaşı evet onlar da. önümüzdeki 400 senede ne yapmamız lazım ki? Geliyorlar. Yani uzaktan gözüktü. Bir de adamlar bize böcek diyor. Yani hani böyle bir tehdit var. Şimdi bu tehdidin ilk ortaya çıkışı başka bir kahramanın gözünden anlatılıyor. Onu da ikinci bölümde anlatalım. Evet. Wang Çünkü Miao'nun hikayesine ikinci bölümde girerekten. hakikaten tüyleri diken diken eden güzel bir şey var onun da. Girişi var. Evet. Yani Aslında hikayenin ana şeyi orada gidiyor. Aslında şu ana kadar anlattığımız giriş kısmı gibiydi. Aslında ikiye bölse prequel diyebileceğimiz bir kısmıydı. Asıl evet. olaylar Wang Miao'nun başından geçen. Onları ikinci bölümde konuşuruz. Yani işte flashbacklerle hatta hani bazen bütün bir bölümün geçmişte anlatıldığı şeyler oluyor. Yani günümüzle geçmiş arasında gidip gelerek anlatmış kitap ama sanki bu şekilde anlatıldığı zaman hani bizim şu şekilde anlatışımız kronolojik olarak anlatışımız belki anlamak için daha kolay. Ama kitaptaki anlatılışı dramatik olarak daha Evet. çarpıcı. Evet. O yüzden mutlaka yani mutlaka bu kitabı okumak gerekiyor. Yani benim hakikaten çok hoşuma gitti. Evet, bir de Yani ilk zaten okuduğumda da hoşuma gitmişti. Şimdi ikinci okuduğumda tadından şey yapamadım. İkinci, üçüncü kitapları da okuyacağım. tabii bir de birçok detayı atladık tabii ki de. Yani her bölümde bir ders niteliğinde bir şey var. Detaylı bir konu anlatılıyor. Tabii yani çok felsefi. Bir, ikincisi Hem bilimsel felsefi hem bilim. konulara da derin girmiş. Evet, hem felsefe ötesinde bilimsel de onu da diyecektim. Hani birçok bilimsel kavramı da anlatıyor, oturup anlatmış ve keyifli bir Evet. şekilde sıkmadan onları da güzel anlatmış yani. Ve tarih de var yani Çin tarihini de öğreniyorsun ve oradaki insanların gözünden birebir yaşamış insanların gözünden görüyorsun ve açıkçası ben okurken mesela kültür devrimine bu kadar negatif bir bakış açısıyla yazabilmenin mümkün olmadığını düşünüyordum Çin'de. Hani bu kadarını bile beklemiyordum. Hani onu deneyim, şey yapayım. Evet, Çin'in Ama güncel durumu hakkında bana da fikir vermiş oldu. Ben hala o kafadalar diye düşünüyordum ama demek ki adamlar bazı şeyleri aşmışlar artık. belli bir eleştirel bakış açısını getirebilmişler. Yeterli mi? Değil ama yani sonuçta Ama bunu önemli bir adım. söyleyebilmek de bir evet Evet, önemli bir büyük adım bir şey. atmışlar yani. Şimdilik o zaman ilk bölümümüzü kapatalım. İkinci bölümde kitabı devam edeceğiz diyelim. Tamamdır. O yüzden Ağzınıza böylelikle sağlık efendim. görüşmek Teşekkürler. üzere. Görüşmek Teşekkür üzere. ederiz efendim. Kitap kulübü.